Merhaba değerli konuklar. Kitapçıları bu projemizde sizlerle beraber Java'da üs alan bir program yazacağız. Üs alma işlemi nedir? Bir sayının üssü kadar çarpılmasıdır. Yani mesela 3 üzeri 4 dediğimizde 3 sayısını 4 kere yani 4 tane 3'ü çarpmakla aynı işleme denk geliyor matematik için. bu Java kodunda da girilen sayıların üst değerini alan bir program yazacağız. Örnek olarak 2 üzeri üst, üst alınacak sayı 2, üst olacak sayı 3, yani 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu e, gösteren bir program yazacağız. E, kut, e, videoyu burada durdurabilirsiniz. Bu işlemi kendiniz yapın. Daha sonra benim yaptığımla kendi yaptığınızı e, kıyaslayın, kendi yaptıklarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, birbirimizin ufkunu açmaya devam edelim. Şimdi ilk başta her zaman kullanacağım yer alacağım için hemen scanner sınıfımı projeme dahil ediyorum. Scanner input Eşittir new sistem Ben kullanıcıdan değer alacağım. Her şey adım adım ilerliyor. E, diyoruz ki e, kullanıcıdan ilk değerimizi alalım. Üst alınacak sayı. Üst alınacak sayım benim en sayısı olsun. E, en sayım e, input nokta next int diyerek ben değerimi alabiliyorum. İkinci e, ifadem üst olacak sayı yani üstteki sayı bu sayıyı da k şeklinde almak istiyorum k değişkenine. Bu da input nokta x int diyerek bu işlemi de gerçekleştirebiliriz. Şimdi e, burada nasıl bir e, kural bir örüntü yakalamamız lazım? ya Bunun döngülerle yapılacağı çok belli yine bariz. Çünkü böyle dinamik bir işlem var sürekli hesap yapacağım hesap yapacağım. E, kod sürekli bir kendini tekrarlaması gerekiyor. Bir hesap var işin içerisinde. E, burada nasıl yapacağım? Bunu da yolu Döngüler kullanmak. Şimdi Ben 3 üzeri 4 dediğimde bunun anlamı ne? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 demek. Ya yani Burada ne yapıyorum? Bir e, sürekli kendini tekrar eden bir işlem var. Bir döngü kullanacağım. Yani burada anladığım kural e, en sayısını k sayısı kadar bir döngüye sokup sürekli birbirine çarpmak. Benim yani burada yakalayabildiğim bir kural. Ya nedir mesela? Burada en sayısını k sayısı kadar görüp birbiriyle çarpmak dedim ya mesela bir döngüye sokalım bunu. Döngüde ilk değerim k değerimin 3 olduğunu e, hesaplarsak e, bir sonra o döngüde k çarpık. Yani 3 çarpı 3 ilk döngüm tamamlandı. ikinci döngüm tamamlandı. Üçüncü döngüm tamamlandı şeklinde e, bir ifadeyle bunu rahatlıkla sağlayabilirim. E, yani döngüm ne kadar çalışacak? 4 kere çalışacak görüldüğü üzere. 3 kere de çalışalım. 4 kere çalışsın. Yani 2 türlü de yapabiliriz. Bir de deyip 3 kere 4 4, evet 3 kere sonra eşitliği diyerek 4 kere de çalıştırabiliriz. E bunun için ben while döngüsüyle yapmayı tercih ediyorum. E, sonu bilinen döngüleri forla yapabiliriz ama bu sefer farklılık olsun. While döngüsüyle de bir şeyler yapalım istediğim için. E, siz de aynı projeyi bonus gelişimi olarak for döngüsüyle yapacak şekilde vereceğim. Şimdi benim while döngüsünde bunun için bir değişkene ihtiyacım var i adında. i'yi başlangıçta e, bir olarak tanımlıyorum. Şimdi while diyorum while. i ya yani bu döngü kaç kere dönecek? K kadar dönecek değil mi? Bunu K kadar dönen bir döngü yazabiliriz. Yani i küçük eşittir e, k dersem ve her defasında i'yi bir arttırırsam e, her defasında da i'yi bir yazdıralım ekrana. Yani ben k sayısı kadar e, dönen bir döngü yapmak istiyorum şu aşamada. Yine adım adım ilerliyoruz. E, üst alınacak sayıya 3 Üst olacak sayıyı 4. Bakın 1, 2, 3-4. Yani ben burada i'yi ekrana yazarak 4 kere döndüğünün Garantisi cebime koydum. Eyvallah sen dört kere dönüyorsun diyorum. Şimdi ben e, her defasında her döngüde en sayısını kendisine çarpacağım. Bunun için burada int e, result diye bir değişkene ihtiyacı var. Ve bunu birden e, başlatıyorum. Diyorum ki result, result eşittir result çarpı e, en sayısı. Ne demek result eşittir 106 çarpı en sayısı. Şimdi döngüm başladı. Ben 4 kere döndüm. Başlangıçta e, bir değişken ihtiyacım var. Yani bu yaptıklarımı bir sonucu atmalıyım. E, başlangıçta neyle neyi çarparsam kendini elde ederim. ile biri, biri yaparsam elde ederim. ve i̇lk başta başlangıç değerini 1 verdim. 0 verirsem ne olur? Sürekli 0 bir sayıyla çarpacağım da 0 olacağı için ben istedim sonucu alamam. Sonuç zaman 0 çıkar. 106 e, eşittir 1 dedik. E, i̇lk döngüde 1 çarpı 3'ten ilk şuradaki 3'ü elde ettim. Daha sonrasında i'yi bir arttı ve üste döndü. Ee, daha sonrasında bunu yine 3 ile çarparak e, 3 3'te 9'u e, 27'yi ve 27 çarpı 3 olan e, 81 olması lazım. 81'i elde etmiş oldum. E, ne yapıyorum? Ben burada tabi bunu böyle değil de daha kısa da yazabiliyoruz şu şekilde. E, ve her işin sonucunda da e, sonuç deyip sonuç e, güzel şeklinde ifade edebilirim. Bakalım kodumuzun çıktısına. 3 üzeri 4'ten 81 geldiğini gördük. Başka sonuçlar da elde edelim. 5 üzeri 2'den 25'in geldiğini gördük. 1 üzeri 2'den 1 geldiğini gördük. Bir de 2'nin küpünü yapalım ve 8 geldiğini gördük. Bu e, şekilde bir döngüyle bunu sağlayabildik. Sizler de bu projeyi e, for döngüsüyle ben ile yaptım. Size de for döngüsüyle yapmaya kalktınız. Eğer for ile yaptıysanız siz de while'ı zaten gördünüz. E, siz de kendinize buradan bir çıkarım yapın. E, bu şekilde de e, çok güzel bir döngü örneğiyle de projemizi tamamlamış olalım. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.